Özür dilemek kolay, güzel, iyi bir şey. Affetmek de güzel. Yani ikisi de birbirinden güzel. İkisi de bir süstür, ikisi de bir kalitedir. Yani akıllı, değerli bir insanın alametleridir ikisi de. Özür diliyorsa yüksek insan demektir. Affediyorsa yüksek insan demektir. Yani veli tinetli demektir. Yapmıyorsa hastalık var demektir. Evet. Cenneti nasıl hayal edelim? Yakışıklım, güzel yüzlüm. Dünyadan bir farkı yok o kadar işin doğrusu. Yani dünyanın daha düzgün güzeli. Yani yine çarşılar var. Modern, düzgün çarşılar var. Yollar çok düzgündür. Ağaçlar çok düzgün, güzeldir. Çok fazla ırmak vardır. Küçük evlerin içinden geçen ırmaklar da oluyor. Yani ev oluyor, evin içinden ırmak geçiyor. Güzellik olsun diye. Mobilyalar vardır. Aşağı yukarı aynıdır. Meyve ağaçları vardır. Hayvanlar var, insanlar var, bitkiler var. Ama böyle kirli toprak, çamur falan bunlar yoktur. Şimdi boyut farkı oluşacak. Yani başka bir boyuta geçmiş olacağız. Çok daha keskin bir boyut. Yani insanlar ona çok çabuk adapte olurlar. Fizik kanunları falan tamamen değişmiş oluyor. Şimdi rüyadaki fizik kanunları değiştiğinde biz şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Rüyanın fizik kanunlarına, bu dünyanın fizik kanunları aynı mı? Uzaktan yakından alakası yok. Mesela rüyada güneş olmadığı halde güneş oluyor. Değil mi? Madde kendinden ışıklı. Rüyada maddenin dışarıdan bir ışığı olması mümkün mü? Değil. Ama pırıl pırıl ortalık aydınlık. Eşya aydınlık. Nasıl oluyor? Eşya kendinden ışıklı. Biz buna adapte olmakta zorluk çekiyor muyuz? Yok. Efendim, mesela meyve yemek yiyoruz falan rüyamızda, doymuyoruz. Gayet de makul geliyor bize. Ya istediğimiz mesela çok, mesela gökte uçuyoruz. Gayet makul geliyor. Aa ben nasıl uçuyorum falan demiyor kimse. Değil mi? Cayır cayır Fransızca konuşmaya başlıyoruz rüyamızda. İngilizce, Fransızca çok akıcı. Mesela utu alıyor eline, cayır cayır çalıyor. Karnını ağlatıyor böyle, gayet güzel çalıyor rüyasına. Mantıksız geliyor mu? Yok. Aynı sistem işte başka bir boyut olan, yine rüya olan cennette oluyor. Hiçbir şey mantıksız gelmez. Mesela ışık madde kendinden çok makul gelir. Her şey makul gelir. Yani uçmak da makul gelir. Gökteki evler de makul gelir. Çünkü onun mantığı da bize yaratılacak aynı anda. Bunu zincirleme mantık metoduyla anlamak dünyada Allah'ın istediği yoldur. Asıl istediği yoldur. Görerek olandan bu çok daha güçlüdür. Yani bizim düşünerek bunu görmemizi istiyor Allah. Mesela bilgisayara bakıyoruz, ha belli yani bu yaratılmış. Çünkü beynimizin içinde bunun ikinci bir ihtimal olmaz. Artık hücreyi falan incelemeye gerek yok burada. Yani mitokondri, kofulu falan hiç incelemeye gerek yok. Bilgisayara baktım anlaşılıyor. Hemen yaratan anlaşılıyor. Hemen diyeceğiz ki ya yaratanın amacı ne? Yani bir böyle boş yere mi yarattı bizi hiçbir anlamı olmadan? Öylesine mi yarattı? Amaçlı mı yarattı? Amaçlı yarattığını nereden anlıyoruz? Kur'an'dan anlıyoruz, kitaptan anlıyoruz. Yani yalnız bırakması mümkün değil. Çünkü o zaman Allah'ın aklını tamamen inkar etmiş oluruz. Haşa. Yani bütününü inkar etmiş oluruz o zaman yani çünkü sonsuz aklı olan bir varlığın hiçbir amaç olmadan kainatı yaratması mümkün değil. Değil mi? Hiçbir gayesi olmadan. Yani sıfır gayeyle yaratmış oluyor. Amacı olduğuna göre amacı nedir'i düşündüğümüzde hemen cennet anlaşılıyor. Kötüler içinde cehennem hemen anlaşılıyor. Ama bu gerekirse kitap halinde getirebiliriz. Evet. Nagihan'dan ayrı bir görüşelim eğer oluyorsa. Bu Rasım Özan bundan bir şey çıkmaz bu. Tamam bu. Bu kaptırmış artık yani. Ama o da bilmiyorum yani evli olduğu için, çocuğu da olduğu için hani ayrılamam falan diye mi düşünüyor? O nereye ben oraya falan diye düşünüyor da olabilir.
Aslında bence şöyle düşünmesin. Allah ona istediği gibi rızık verir. Evet. Allah ona her türlü imkan da verir. Aklı başında zeki kız, hiç kimseye de ihtiyacı olmaz. Evet. Yani yalnız kalacağım korkusunda olmasının bir anlamı yok. O adam onu bayağı bir acayip yerlere götürebilir yani. Evet. Yani yanlış yolda bir tip çünkü. Ve kimsenin sevmediği bir insan. Ama seni seviyorlar Nagihan. Yani o adamla beraber niye adının anılmasına müsaade ediyorsun? Rock'u hiç kimse sevmez. Evet. Adı gibi rock adam yani. Alenen rock. Ama sen öyle değilsin. Sen çok şirin, şeker, tatlı bir kızsın. Sen bir çözüm bul, kurtul ondan yani. Bir yolunu bul. Bu dünyada her şeyin bir sebebi olması gerekiyor. Ama rüyada sebebi gerek oluyor mu? Olmuyor. Mesela ut direkt buluyorsun, alıp çalmaya başlıyorsun. Cebinde para hazır oluyor. Para nereden geldi bile belli değil. Değil mi? Yani cebine atıyorsun, para hazır. Her şey var yani. Telefon da kim getirdi de belli. Telefonun dolu, hepsi oluyor yani. Ben çarşıya gidiyorum. Bana hemen alışveriş yapıyoruz. Kebapçım hazır. Ya kardeşim, ünlü bir kebapçım var yanına gittim ya, anlatamam. Yani en az 500 kere gitmişim böyle. Ya saçta kavurma kardeşim, başım öyle ağzım sulandı. Cay cay böyle kuyruk yağı falan da koyuyor usta. Şahane bir şey ya. Ekmek arası yani. Direkt oraya gidiyoruz. Kendime mıknatıs alıyorum, böyle oyuncaklar falan, böyle küçük yani. Teknik alet, edevat, böyle böyle şeyler satılan dükkan var, geniş çarşı, hep oraya gidiyorum ya. Boş işlerle uğraşmıyorum. Adı geçenlerin cevap hakkı vardır. Adnan Bey, YPG'nin Rakka'da kurduğu eşcinseller taburunun resmi var.